Merhaba sevgili öğrenciler. Okul sınavlarına en yakın sorularla yazılı hazırlık çalışmalarına devam ediyoruz. Bu videomuzda matematik sınavında çıkabilecek örnek sorular çözeceğiz ve süper bir hazırlık çalışması yapacağız. Kağıdınız kaleminiz hazırsa haydi başlayalım. Evet birinci soruda bir işlemimiz var. Bunun sonucunu birlikte bulacağız. Değerli arkadaşlar bu tip sorularda işlem önceliğine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani doğrudan çözüme artı 8 artı eksi 18 ile başlarsanız sonucunuz yanlış olur. Ne yapacaksınız? Bölme veya çarpma gibi işlemleri kendi arasında halletmeniz gerekecek. Şöyle baktığımızda eksi 18 bölü artı 3'ü görüyorum. Eksinin artıya bölümü eksi çıkar. 18'i 3'e böldüğümüzde 6 olur. Yani şu kısım eksi 6'dır. Diğer kısma baktığımızda 12 ile 2'yi çarptık 24. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Dolayısıyla burası artı 24'tür. Şimdi işlemimizi şöyle bir düzenleyelim. Artı 8'i direkt alıyorum. Arada bir artı var. Beraberinde eksi 6 diyorum. 5'in karesi nedir arkadaşlar? 5 çarpı 5'ten 25'tir. Eksi 25 diyorum. Arada eksi var. Devamında artı 24 diyorum. Şu kısım artı 8 eksi 6 artı 2 gelir. Eksi 25'ten 24 çıktığında bu kısmı da 1 olarak buluruz. 2 eksi 1'den cevabımız 1 olacaktır. Diğer sorumuza geçelim. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulacağız. 2 üssü 4 ne anlama geliyor? 4 tane 2'yi yan yana yaz ve çarp. 2 çarpı 2 4. 4 çarpı 2 8. 2 ile çarptık. Sonucumuz 16. Sevgili öğrenciler, eksi 1'in tek kuvvetleri eksi 1'dir. Çift kuvvetleri artı 1'dir. 15 tek sayı. Dolayısıyla bunun sonucu eksi 1 olacaktır. Eksi 5 üssü 3. Bu ne anlama geliyor? 3 tane eksi 5'i yaz ve çarp. Şimdi öncelikle sonuç artı mı eksi mi? Bunu belirleyelim. Eksi ile eksinin çarpımı şu kısım artı çıkar. Artı ile eksi çarptığımızda cevabımız eksi olacaktır. 5 kere 5 25. 5 ile çarptık cevabımız eksi 125. 35 üssü 0 nedir bu? 1'dir. 1 üssü 80 tabii ki yine 1'dir. 1 artı 1 sonucumuz 2 olarak bulunacaktır. Diğer soruya geçelim. Sıcaklığı 10 derece santigrat olan bir şişe suyumuz var. Bunu dondurucuya koyuyoruz. Bu dondurucu suyun sıcaklığını 1 saatte 4 derece santigrat azaltıyormuş. Buna göre diyoruz 6 saat sonra suyumuz kaç derece santigrat olur. Şimdi arkadaşlar bu dondurucu suyun sıcaklığını 1 saatte 4 derece santigrat azaltıyor. Suyumuz dondurucuda 6 saat kalacağına göre 6 çarpı 4'ten 6 saat sonra sıcaklığı 24 derece santigrat azalır. İlk sıcaklığı ne kadar? 10 derece santigrat. Hemen 10 derece santigrattan 24 derece santigratı çıkaralım. O zaman suyumuzun son sıcaklığı eksi 14 derece santigrat olacaktır. Diğer sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki rasyonel sayıları ondalık gösterim biçiminde yazacağız. Bu tip sorularda paydayı 10, 100 veya 1000 gibi sayılara ulaştırırsanız sonucu kolaylıkla bulabilirsiniz. Şöyle baktık 3 ile 200 sadeleşmiyor. Dolayısıyla paydamızı 1000'e ulaştırmamız lazım. Hemen rasyonel sayımı 5 ile genişletiyorum. 5 kere 3, 15, 5 kere 200 1000. Artık bunu ondalık olarak gösterebiliriz. Bir sayı bine bölmek demek 3 virgül sola kaydırmak demektir. Bu yüzden sonucumuz 0 tam 1000 15 olacaktır. Kontrol adına buradaki virgülü 3 basamak sağa kaydırabilirsiniz. 1, 2, 3. Gördüğünüz gibi 15'e eşit oluyor. Diğerine baktığımızda 6 tam 4'te 3. Şimdi değerli arkadaşlar şu kısım tam zaten. Ondalık kısma çevrilecek bölüm burası. Paydaya bakıyorum 4 herhangi bir tam sayı ile çarparak paydayı 10 yapamam. Ama 25 ile çarparsam 100 olacaktır. 25 çarpı 3 75. Demek ki şu kısım 6 tam 75 bölü 4 kere 25'ten 100 olarak bulunacaktır. Evet şuraya baktığımızda 75 bölü 100 nedir gençler? 0,75'tir. Tam kısmında 0 var. Doğrudan 6 ile toplayabilirsiniz. Bu işlemin sonucu 6 tam %75 olarak bulunacaktır. Evet bu kısımda rasyonel sayıları ondalık gösterim şeklinde yazacağız. Bu tip sorularda doğrudan bölme işlemi yapabilirsiniz. 20'de 6, 3 kere var. 3 kere 6, 18. Çıkardığımızda 2 kaldı. 2'de 6 olmadığı için hemen 3'ün yanına virgülümüzü koyduk. Bunun da yanına 0'ı ekliyoruz. 20'de 6, yine 3 kere var. 3 kere 6, 18. Çıkardık, yine 2. Yanına 0 koyduğumuzda bakın işlem yine aynı şekilde 3 olarak devam ediyor. Dolayısıyla arkadaşlar burada kendimizi yormuyoruz. 3'ün üstüne çizgiyi atarak olayı bitiriyoruz. Diğerine baktığımızda 18 tam 3'te 2. Bu soruyu isterseniz öncelikle bileşik kesçe çevirerek yapabilirsiniz. İsterseniz de 18'e dokunmadan doğrudan 2 bölü 3'ten halledebilirsiniz. Hemen 2'yi 3'e bölerek başlayalım. 2'de 3 var mı? Yok. Dolayısıyla 0 kere var diyorum. 0 kere 3 0. 2'den 0 çıktı 2 kaldı. 2'de 3 var mı arkadaşlar? Yok. 0'ın yanına virgülümü attım. 2'nin yanına 0'ı ekledim. 20'de 3 6 kere var. 6 kere 3 18. Kaç kaldı? 2. 2'de 3 yok. Yine yanına 0 koydum. 6 kere var. Yani gördüğünüz gibi virgülden sonra 6 6 şeklinde devam ediyor. Bu yüzden kendimi yormuyorum. 6'nın üzerine çizgi atıp bırakıyorum. Fakat buradaki tam kısımda kaç bulunması gerekiyor? 18 bulunması gerekiyor. Cevabımız bu kadar basit. Artık çoktan seçmeli sorulara başlayabiliriz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinin sonucu yanlış verilmiştir diye soruyoruz. Hemen A ile başlayalım. Bakın 3 tane eksi, 2 tane eksi daha ne yapar? 5 tane eksi yapar. İfade doğru. B'ye baktığımızda çarpma işlemi. Eksi ile eksinin çarpımı artı tamam. 2 çarpı 2 4. İfade doğru. C'ye bakalım bir bölme işlemi olduğunu görüyorum. Eksi eksiye böldüğümde artı çıkar. 8 bölü 4 2. Bu da doğru. Ardı ardına gelen 2 tane eksi işareti gördüm. Ne yapıyorum? İkisini de siliyorum. Yerine bir tane artı yazıyorum. Artı 2, artı 3. Sonucumuz artı 5 olur. İfademiz yanlış. Cevabımız D seçeneği. Soru 2. Şekilde sayma polarıyla modellenen işlem aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? Şöyle baktığımda ilk başta 4, 8, 12. 12 tane artım var. Ne yapıldı? 3 tane artı, 3 tane eksi eklendi. Yani değişen bir şey yok. Ardından 3 tane eksi çıkarılmış arkadaşlar ve sonucumuz 5, 10, 15 artı 15 olarak bulunmuş. Şimdi kafayı çalıştırın. Bunun sonucu artı 15 mi? Değil. B gitti. Artı 15 mi? Değil. A da gitti. En başta 12 tane artım vardı. Ne yapıldı burada? 3 tane eksi çıkarıldı arkadaşlar. 3 tane eksinin çıkarılmasını bu şekilde yazamazsınız. Bu ne anlama geliyor? 3 tane artının çıkarılması anlamına geliyor. Dolayısıyla sonucumuz artı 12 eksi eksi 3 eşittir artı 15 şeklinde olmalıdır. Cevabımız C seçeneği. Soru 3'e geçiyoruz. Yine bir işlemimiz var. Buradaki sembol yerine gelmesi gereken tam sayı hangisidir diye soruyoruz. Sevgili arkadaşlar eşitliğin solunda ne varsa sağında da o olmak zorundadır. Bakın burada artı 13'ü görüyorsunuz. Var mı sağ tarafta? Var. Güzel. Eksi 5'i gördük. Karşıda var mı? Var. Bu da güzel. Geriye kim kaldı? Eksi 8 kaldı. Dolayısıyla arkadaşlar sembol eksi 8 olmalıdır. Hiç kafa yormaya gerek yok. Cevabımız D seçeneği. Soru 4'e geçiyoruz. İki basamaklı rakamları farklı en küçük negatif tam sayı ile en büyük negatif tam sayının toplamı kaçtır diye soruyoruz. Öncelikle iki basamaklı rakamları farklı en küçük negatif tam sayı bulalım. Hemen buna eksi 10 diye atlamıyoruz. Çünkü negatif tam sayılar sıfıra doğru büyür. Dolayısıyla iki basamaklı en küçük negatif tam sayı eksi 99'dur. Fakat gençler bakın burada rakamları farklı diyor. Dolayısıyla eksi 98 olarak sayımızı belirlememiz gerekiyor. En büyük negatif tam sayı ise sıfıra yakın olduğu için eksi 1'dir. Evet şimdi ikisini toplayalım. Eksi 98 artı eksi 1. Aradaki artı ve eksiyi silip yerine bir tane eksi yazabilirsiniz. Yani sonucumuz eksi 99 olacaktır. Cevabımız A seçeneği. Soru 5. 3 üssü x 81'miş. 5 üssü y 125'miş. Buna göre x üssü y kaçtır diye soruyorum. Şimdi şöyle baktığımızda 3 üssü x 81. Ne yapmam gerekiyor? 81'i 3 tabanında üslü ifade şeklinde yazmam gerekiyor. 81 nedir? 4 tane 3'ün çarpımıdır. Bakın 3 kere 3 9, 3 kere 3 9, 9 kere 9 81. Yani 81 3 üssü 4 şeklinde yazılabilir. Bu ifade aynı zamanda 3 üssü x'e eşit olmak zorundadır. 3'ler aynı yani tabanlar aynı o zaman üstler de aynıdır. Buradan x'in 4 olduğunu rahatlıkla bulabiliriz. Aynı mantıkla 125'i 3 tane 5'in çarpımı şeklinde yazabiliriz. 5 kere 5 25 bir 5 ile daha çarptığımızda bakın 125 oluyor. Yani 125 5 üssü 3'tür. Bu da aynı zamanda 5 üssü y'ye eşittir. Tabanlar aynı. Demek ki y buradan 3 olarak bulunacaktır. Ne soruluyor? x üssü y soruluyor. x gördüğüm yere 4 yazdım. y gördüğüm yere 3 yazdım. 4 üssü 3. 3 tane 4'ü yan yana yaz ve çarp. 4 kere 4 16. 4 ile çarptım. Sonucumuz 64 olacaktır. Cevabımız C seçeneği. Sıradaki soru. 0 tam %25 ondalık sayısını rasyonel sayı olarak yazdığımızda en sade hali C bölü L oluyormuş. Buna göre K artı L kaçtır diye soruyoruz. Öncelikle arkadaşlar ondalık sayımızı rasyonel sayı şeklinde yazalım. 0 tam %25 nedir? Gayet basit 25 bölü 100'dür. Fakat ne diyor bize? En sade hali K bölü L oluyor diyor. O zaman ben ne yapacağım? Bu ifadeyi sadeleştireceğim. Her iki tarafı 25 ile sadeleştirdiğimde pay 1 olur, payda da 4 olur. Bu ifade k bölü l'ye eşittir diyebiliriz. Buradan k'nin 1, L'nin de 4 olduğunu doğrudan görüyorsunuz zaten. K artı ile 1 artı 4'ten 5 olarak bulunacaktır. Soru 7. Bir de ondalık sayımız var. Bu sayının rasyonel sayı olarak yazımı hangisinde doğru olarak verilmiştir diye soruyoruz. Bu tip sorularda kullanacağımız bir formül var gençler. Formülümüz şu. Sayının tamamı eksi devretmeyen kısım bölü devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0. Şimdi sayımızın tamamı nedir? 3725'tir. Yani burada virgül varmış, devreden varmış buna bakmıyorum. Doğrudan gördüğüm sayıyı tamamen yazıyorum. Eksi devretmeyen kısım. Yani üzerinde çizgi bulunmayan kısmı devamında getireceğim. 3 ve 7 görüyorum. Dolayısıyla eksi 37 diyorum. Bölü devreden kadar 9. Kaç tane devreden var? Bakın 2 tane. 2 ve 5. Bu kısım virgülden sonrası için geçerli. 2 tane 9 yazdım. Yine devretmeyen kadar 0 diyor. Virgülden sonra bir tane devretmeyen var. O da 7. Bunun için bir tane 0 yazıyorum. Buradan sonucumuzun 3688 bölü 990 olduğu rahatlıkla bulunabilir. Cevabımız D seçeneği. Soru 8. Aşağıdaki rasyonel sayılardan hangisi sayı doğrusunda diğerlerine göre daha solda yer alır? Şimdi arkadaşlar bize ne sorulmuş? Hangi sayı diğerlerinden daha solda yer alır? Ne biliyorum ben? Sayı doğrusunda sola doğru değer küçülür. Yani aslında sorulan şey şu. Hangi sayı diğerlerinden daha küçüktür? Bakın burada bazıları pozitif, bazıları negatif. Dolayısıyla burada pozitif sayı diğerlerinden daha solda yer alamaz. Bu yüzden üçgeni veya çiçeği düşünmeye gerek yok. Sadece ikinci ve dördüncü sayılara baktığımda olay bitecek. Öncelikle eksi 4 bölü 10 ile başlıyorum. Eksi 4 bölü 10 nedir? Eksi 0 tam 10'da 4'tür. Evet bu sayı 0'dan küçük, eksi 1'den büyüktür. Yani eksi 1 ile 0 arasında yer alır. Eksi 5 bölü 2. 5'i 2'ye böldüğümüzde 2,5 çıkar. Yani bunun sonucunu eksi 2,5 olarak bulabilirsiniz. Eğer göremiyorsanız hemen rasyonel sayıyı 5 ile genişletin. 5 kere 5, 25. 5 kere 2, 10. Yani bunun sonucu eksi 25 bölü 10'dur. Artık bu sayıyı eksi 2 tam onda 5 şeklinde yazabilirsiniz. Bu sayı eksi 3'ten büyük, eksi 2'den küçüktür. Gördüğünüz gibi en solda yer alan ifademiz eksi 2 tam onda 5 oldu. Yani cevabımız D seçeneği olacaktır. Soru 9. ABC rasyonel sayılarımız var. Ne yapıyoruz? Bunları büyükten küçüğe doğru sıralıyoruz. Öncelikle A ve B sayılarını bileşik kesir şeklinde yazarsak sonuca ulaşmak çok daha kolay olacaktır. A ile başlıyorum. 2 çarpı 1 2. Bir daha 3. 3 bölü paydayı aynen yaz. 2. B'ye geçiyorum. 4 kere 3 12. 3 daha 15. Eksi unutma. Eksi 15 bölü 4. Evet C zaten 6 bölü 8'di. Şimdi matematiği olan öğrencilerimiz sonucu doğrudan görebiliyor olması lazım. Çünkü eksi en küçük olacak. Payı büyük olan ne olacaktır? Diğerinden daha büyük olacaktır. Göremeyenler için işleme devam ediyorum. Paydalara bakıyorum. 2, 4 ve 8. Bunu sadeleştiririz. Bunu da 2 ile genişletiriz. Hepsinin paydası 4 olur. Hemen 2 ile genişletelim. 2 çarpı 3, 6. 2 çarpı 2, 4. Burası 6 bölü 4'tür. Bunu 2 ile sadeleştirdiğimizde 3 bölü 4 olarak bulacağız. Evet artık hepsinin paydası 4. Dolayısıyla arkadaşlar payı büyük olan diğerlerinden daha büyüktür. B eksi olduğuna göre en küçük olacak. A'nın payı 6, C'nin payı 3. Dolayısıyla A büyüktür C, C büyüktür B diyorum. Cevabımız C seçeneği oluyor. Ve son soruya geçiyoruz. Bir işlemimiz var. Bunun sonucu hangisidir diye soruyoruz. Değerli öğrenciler, rasyonel sayılarda toplama veya çıkarma yapmak için ne yapmak gerekiyor? Paydaları eşitlemek gerekiyor. Paydalara baktım. 5, 12 ve 15. Hepsini 60'ta buluşturabilirim. Dolayısıyla birinci sayıyı 12 ile ikincisini 5 ile üçüncüsünü 4 ile genişletiyoruz. Hadi yapalım. 12 çarpı 2 24 bölü 12 çarpı 5 60 artı 5 çarpı 7 35 bölü 5 çarpı 12 60 eksi 4 çarpı 1 4 4 çarpı 15 60. Evet artık paydalar eşit. Dolayısıyla payları kendi arasında toplayabilir veya çıkarabilirim. 24 35 daha 59 4 çıktı 55 bölü paydayı aynen yaz. 60. Evet bu şekilde bırakmıyoruz. Ne yapacağız? Sadeleştirme varsa işlemi yapacağız. Her ikisini 5'e bölebilirim. 55 bölü 5 11. 60 bölü 5 12. Cevabımız 11 bölü 12 olacaktır. Evet sevgili öğrenciler sizlerle birlikte matematik sınavı öncesinde harika bir hazırlık çalışması yaptık ve örnek sorular çözdük. Diğer derslere ait yazılı hazırlık videolarına bu ekrandan ulaşabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dilerim. Takipte kalın, hoşçakalın.